Doğru. Bu böyle eski cazibesini yitirdi gibi doğru. Sevgili Uğur Yedekli. Sizin yukarıya bakışınız ne? Bir de Yüksel Çakmur zamanında bir hastane meselesinin olduğu bir vadi noktası vardı. Bravo. Oralarda kaldı. Güzelbahçe'nin yani, sağlık sorunu, eğitim sorunu falan derken. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bazı şeyleri unutabiliyoruz ama gerçekten de sanki benim adıma da sen konuşuyormuş gibisin böyle. Ben sizden, şimdi, yani, ya ben umutluyum da yani ne tamam. yapacaksınız? Mesela çekici hale şöyle, getirmek bir kere bir en önemli projelerden biri Güzelbahçe'nin yerli halkıyla sonradan taşınan oradaki o değerli insanların birbirleriyle barışmasını sağlayacağız. Sıkıntı birbirlerini yakınlaştırmasını sağlayacağız. Ne için? Şimdi şöyle, o dediğiniz bölgede Atatürk Mahallesi bir çarşı var orada ve Büyükşehir Belediye'miz de gerçekten katkılarıyla da orada çok güzel bir restorasyon çalışmaları da yapıldı. Fakat orada Güzelbahçe'de oturan, örneğin Kahramandere'de olsun, yani o bölgede oturan insanlarımızın sosyalleştiği alanlarla ilgili sıkıntılar var. Kaliteli mesela restoran arıyorlar, kaliteli kafe arıyorlar, bunun gibi bir marka işte işletmeler arıyorlar. Şimdi oradaki yukarıda daha çok kahvehane kültürümüz bizim Güzelbaşı çok yaygın ve o dediğiniz bölgede de daha çok kahvehane var. O kahvehanelerde işte sokaklarda oturan işte yani doğal olarak eski bizim o kasaba köy anlayışındaki süreçle belki hala devam eden bir kültür var. Ama artık o kültürü farklı bir yere taşımak almamız lazım. Hı hı. Mesela orada yani yapacağımız en önemli bana göre projelerden biri işte o dediğimiz bölgede bir şekilde markaları, kaliteli markaları getirerek bir cazibe merkezi haline getirebiliriz. Bir sokağa mesela Yunan restoranları, efendim İtalyan restoranları, efendim oradaki kaliteli kafeler, restoranları oraya konuşlandırdığımız zaman oradaki hem iş yeri sahipliği orada olan dostlarımız hem daha iyi para kazanacak. İster kendisi işletmeyi yine yapar, ister ortaklıkla yine yapar ama ne olacak? Kahramandere bölgesindeki oturan veya Güzelbahçe'nin bütün bölgesinde o villalarda oturan dostlarımız da sosyal bir alan olarak kaliteli bir restoranlar, kaliteli bir kahvehanelere gidecek olan bir alanı orada yaratmış olacak. Bu sefer oradaki canlılık hem bir katma değer katacak hem de artık Güzelbahçe'de sabah işe gidip akşam yatmaya gelen anlayış kalkacak. Onun benzeri sosyal ve kültürel alanların mutlaka da çünkü yaratmak durumundayız. Bununla ilgili ki eksik kalınmış o bölgedeki planlanırken hep konut bölgesi yapılmış ama yani orada sosyal ve kültürel sportif alanlarla da eksikliğin bir şekilde giderilmesi de gerekiyor. Yani bu konuda ben şeyim de örneğin mesela o tenis sporunu yaygınlaştırmak için ki tenis federasyon başkanı arkadaşım diyeceğim ki ona hadi burada bir devletin şurada bir arazisi var. Buraya bir milli takım kampı, devlet olarak milli takım kampı yapalım. Ama 10 tane, 12 tane kortları da siz kondurun. Kamp olduğu zaman siz faydalanın, olmadığı zaman da Güzelbahçe halkı faydalansın. Kurslar bunun falan iş birlikleriyle tabii ki. Yani Güzelbahçe'deki son demografik yapısına uygun bir artık kültürel, sportif, sosyal ve sanatsal etkinliklerin mutlaka getirmekle ilgili ki o hamleyi isteniyor şu an zamanı. Benim de o konuda yeteneğim, o konuda heyecanım çok üst düzeyde. En kısa zamanda bunu yapıp da Güzelbahçe'nin gerçekten de modern, çağdaş, butik bir ilçe olmasıyla ilgili ki olan yapmamamız mümkün değil. Bunu da yapacağıma da eminim. Güzelbahçe'nin yukarıda artık mahalleye dönen 2 tane de köyü var biliyorsunuz. Payamlı, Küçükkaya. Yani kırsal turizmi de yaygınlaştırarak, kooperatifleşmeyi yaygınlaştırarak, oradaki farklı bir atmosferi de orada da yaratarak, orada da bir çekim gücü yaratabiliriz. Yelkimiz var, Yelki yöresel pazarımız var. Yöresel pazar kuruluyor, içim açıyor, 2-3 tane tezgahla bomboş bir pazar görmek istemiyorum. İşte farklılıklar yaratarak oradaki hem o kooperatifteki üretilen kadınlarımızın ürettiği ürünlerin satışıyla ilgili hem de bölge yaşayanların yetmedi İzmir'in akın akın geleceği bir alanı yaratmak o heyecanla kendi heyecanımla kesinlikle olacağını da düşünüyorum. Vallahi yani. Eskiden hakikaten Güzelbahçe pazarına giden yani Güzelbahçe dışından insanları hatırlıyorum. Hatta bir ünlü fırın vardı.
Trabzon ekmeği yapan yol üstünde şeyden gelip evet oradan ekmeğini alırlardı. Doğru söylüyorsunuz. Şeyde. Doğru söylüyorsunuz. Peki Güzelbahçe'de hala bir sağlık sorunu evet, var mı? Evet, onu da doğru söylüyorsunuz. Yani burada da yine ilk defa burada da söyleyeyim. Şimdi Güzelbahçe'de evet gerçekten bir sağlık hastane problemimiz var. Belediyemizin tahsis ettiği ama bakanlığın bir türlü kabul etmediği 50 yataklı hastane olabilecek olan bir alan var. Bu konuda ben ilk önce onun yani tamamlanmasıyla ilgili ki hükümet nezdinde, bakanlık nezdinde çok fazla gerçekten girişimde bulunup onu devam ettireceğim. Onu mutlaka yapacağım. Ama farklı bir şey de düşünüyorum. Burada da ilk defa açıklayayım. Sizin dediğiniz bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup Ege Sağlık Vakfı'na Yüksel Başkanımızın işte başkanı olduğu Ege Sağlık Vakfı'na tahsis edilen bir 32 dönüm yerimiz var. Hemen Ekonomi Üniversitesi'nin yapılacağı yerin bölgede. O şey, Alman Hastanesi dedikleri evet, yerin bravo. Yapılacağı alan. Orada yarım kalmıştı oradaki olay. Şimdi ben Yüksel Başkanım'la da konuştum. Ona da çok teşekkür ederim. Dedi ki Uğur sana sonsuz güveniyorum. Her türlü benim adıma da konuşabilirsin dedi. Ve ben onunla ilgili şimdiden de çalışmalara başlattım. Bir proje aşamasında fizibilite çalışmasına başlattım. Hayalimde orada da ister Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, ister bu konuda uluslararası bir yatırımcı yani teşvikler bularak da yapabileceğimiz 32 dönüm alana hem geriatri hastanesi çünkü artık şu an Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri yaşlanan bir nüfusumuz var. O yaşlanan nüfusumuza, o bizim büyüklerimize biz ne olursa olsun el uzatmalıyız. Onların artık bize Türkiye'ye hizmet etmiş olan, ülkemize hizmet etmiş o insanlarımıza sahip çıkmak bizim birinci derecede görevlerimizden. Bir geriatri hastanesi ve engelli rehabilitasyon hastanesi diye adı altında 250 yataklı bir tesis orada yapılabiliyor. Ve bununla ilgili bakanlık nezdinde, efendim büyükşehir nezdinde ve uluslararası bu konuda teşvikler alınarak bir proje. Çünkü buna özellikle adı geriatri olduğu zaman Avrupa Birliği fonlarından çok rahat da para bulabiliyorsunuz. Yani artık dünya yaşlılarımızın belli bir yaştan sonra rahat etmesinle ilgili ki her türlü kaynağı sağlıyor. Bununla ilgili yerimiz var, heyecanımız var, destek verenler var. Bunun sadece biz isteyen olduğumuz zaman ve Güzelbahçe'deki yaşayan, işte benim gönüllü danışmanım olacak olan oradaki cevherlerle birlikte de gerçekten bunu başaracağımı düşünüyorum. Şimdiden de yani bununla ilgili ki ben proje çalışmasına başladım. Bu söylediğiniz muhteşem. Neden? Bir zamanlar Kuzey Avrupa ülkelerinden termal Mehmet Ali Çalkaya zamanında evet. Otelin müdürüyken romatizma tedavisine gelirlerdi doğru. İnsanlar. Şimdi kafamda sizin düşündüğünüz proje de muhteşem. Bir geriatri hatta orada çünkü Güzelbahçe'de çok özel huzur evi var. Ve şu anda gerçekten doğru. En büyük sorun ekonomi. Şimdi doğru. Onu da soracağım size. Ekonomik koşullardan dolayı pek çok yaşlının evlerinde çok zor koşullarda yaşadığını kesinlikle. Hepimiz biliyoruz. Aynen. Yani Büyükşehir Belediyesi Aziz Bey zamanında Buca'da bir sosyal yaşam kampüsü yaptı.